Merhaba. Hazreti Ömer, Basra valisi Ebu Musa el-Eşari'ye geçtiği talimatta özetle der ki, adaletle hükmedeceksin. Önüne bir dava gelirse dikkatle muhakeme edeceksin. Hükmü mutlaka uygulayacaksın çünkü en doğru kararlar bile uygulanmadıkça boşunadır. Her iki tarafa eşit muamele et ki fakirler adaletinden şüphe etmesin. Hakimler mağrur olmamalı. Gerçeğin ifadesi karşısında tatmin olmamış görüntü vermemeli. Ahlaksızlığı tescilli, yalancı şahitliği tespit edilmiş olanlar tanık olamaz. Suçu delillendirme görevi suçlayana aittir. Aksi takdirde zanlı beraat eder. Mahkemeleri tekrar edebilirsin. Yeniden dava görmek adaletsizlikte ısrardan iyidir. Şikayet sahibine süre ver. Yeterli sürede delil toplayamaz, davasını ispatlayamazsa davayı düşür. Dünya kurulalı beri suçun şahsiliği ve kanunların geriye yürümezliği temel anlayıştır. O sebeple kanunsuz suç olmaz diyen son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına sevinmek biraz tuhaftır esasen. Üzerine durup düşünmek icap eder. Türkiye'de hukuk yoktur. Mahkemeler 2016'dan bu tarafa kelimenin tam anlamıyla adalet dağıtıyor olmaktan çıkmıştır. Yargı ülkeye musallat olmuş gangster çetesinin kapı kuludur. Sadece mahkemeler değil, yüksek yargı organları da içindekilerle birlikte infazlar, linçler, çökmeler, esir almalar, sürmeler ve ihraçlar için sözüm ona resmi kılıf uyduran birer aparattırlar. Böyle bakarsanız ahim kararını ve karara tepkileri sağlıklı yorumlarsınız. Elbette hukuki bir metindir. Fakat Türkiye gerçeklerini adeta tüm dünyanın yüzüne çarpan bir manifestodur aynı zamanda. Özetle yüz binlerce mağdur için adil yargılama ilkesi ihlal edilmiştir diyen ahim kararına yarım cümleyle bile temas etmeyen siyaset ve medya rejim çökecek telaşındadır. Buna muhalif politikacılar ve basın da dahildir. Bir avuç insan dışında ses veren çıkmadı. Korkudan değil, işlerine gelmediği için. Zira suya sabuna dokunmadan da olsa söz söyleme ve yazma becerileri var. Yapmıyorlar çünkü yapmak istemiyorlar. Hiçbir yargı kararı ölenleri geri getirmez, sağlığını yitirenlere şifa olmaz ve hayatları boyunca bu travmayla yaşayacak aileleri mutlak rahatlatmaz. Ve hiçbir tazminat bu tahribatı ödeyemez. Mağdur milyonlar elbette gereğini yapacak ve uluslararası bağlayıcılığı, yaptırımı olan bu kararı kendi süreçlerine tatbik edecekler. Ahim kararı asıl zalimler ve onların işbirlikçileri için bir fırsattır. Yarın kendilerini de yutacak girdaptan çıkış için son şanstır. Kararı uygulamak zorundasın. Devam eden davalar düşmüş tümü için yeniden yargılama kapısı açılmıştır. Çıkıyorum, oynamıyorum kardeşim deme şansınız yoktur. Çıksanız bile önceki tüm eylemlerinizden sorumlusunuz. Bir süresi de yok. Karar sizi hayat boyu takip edecek çünkü. Yol yakınken kendinizi daha fazla üzmeyin. Bu kadar lafa da hacet yok esasen. Türk Ceza Kanunu'nun mimarlarından Profesör Doktor İzzet Özgenç tek cümlede özetlemiş. Kararın Türk hukuku bakımından bağlayıcı nitelikte olduğu izahtan varestedir. Hukuk uyur ama ölmez. Lafın sahibi Ahmet Altan'a selam olsun.